Manşet'e hoş geldiniz. 13 Ocak. Haftanın ikinci ve son manşet yayını. Gene bir haftaya çok şey sığdı. Bir haftayı toparlayacak olursak özellikle son 1 iki günde yaşananlar gene öne çıkmış görülüyor. Twitter'da dünün ve önceki günün gündemi Özgür Özel'di. Özgür Özel mühim bir şey patlatacağını, açıklayacağını duyurdu ve öyle de süsledi ki açıklamasını. Başıma bir şey gelirse bunu işte güvendiğim insanlara falan e, emanet ettim. Onlar açıklayacaklar dedi. Beklenti büyük oldu haliyle. Ertesi günde bir troll şebekesine deşifre etti. Buna bakacağız. Ahmet Davutoğlu'nun altılı masaya ilişkin daha doğrusu seçimin ardından eğer altılı masanın cumhurbaşkanı kazanırsa bu cumhurbaşkanıyla nasıl bir eşgüdüm halinde altılı masa liderlerinin çalışacağına ilişkin açıklamaları ve biraz böyle üst perdeden açıklamaları konuşuldu. Acaba altılı masa ne oluyor? Kriz mi var? Ahmet Davutoğlu ne yapmaya çalışmakta, nereye varmak istemektedir filan gibi yorumlar yapıldı. Ona bakacağız. Yine Sinan Ateş cinayeti gündemdeki sıcaklığını koruyor. Her ne kadar geçtiğimiz haftaki kadar ya da birkaç gün öncesine kadar çok yoğun bir şekilde bu konu konuşulurken, tartışılırken ve neredeyse gündemi bir anlamda kendine kilitlemişken son günlerde bu biraz gevşemiş görülüyor. Ama gazeteciler bu işin peşini bırakmıyor ve bu işin takipçisi olacaklarını hissettiriyorlar. İki gazeteci öne çıkıyor. Onların paylaşımlarına bakacağız. Cevheri Güven ve Erk Acarer her ne kadar bu konu soğumaya bırakılsa veya soğutulmaya çalış, çalışılsa da bir kere artık e, macun tüpten çıktı. Bir daha onu e, geri sokma imkan ve olanağı yok. Bütün bunlara bakacağız ama ondan önce Şemlem Korur Fincancı'nın e, tahliyesiyle başlayalım. Son günlerin en iyi haberlerinden biri buydu ve e, korucu çok anlamsız bir nedenle, gözaltına alındı, tutuklandı, yurt dışından geldiği halde. Hapis cezasına çarptırıldı ama bu hapis cezasının yatarı olmadığı gerekçesiyle vesaire tahliye edildi. Tahliye edilmesi önemli çünkü neden dolayı yargılandığı, hakkındaki iddianamenin ne olduğu ve sonrasındaki tahliyenin gerçekten bir adil karar olup olmadığı neyse bütün bunların hepsi hikayedir. Yani Türkiye'deki rejim mahkemeleri kafasına göre insanları alıyor, kafasına göre bırakıyor. Ha o Evinde çıktığı öne sürülen ve böyle bütün iktidar medyasına dağıtılan mermiler şunlar bunlar iddianamede yer aldı mı? Yok, hayır yer almadı. Onlar zaten şovun bir parçasıydı. Tahliyesinde işte böyle e, Hüda Kaya tarafından e, kucaklandı. Ellerini açtığı Hüda Kaya'ya doğru HDP'li milletvekili koşarken ki bu fotoğraf e, çok güzel bir fotoğraf. E, Şebnem Korur e, Fincancı'nın tahliyesi kadar güzel bir fotoğraf. Kutlu olsun ve tekrar başı belaya girsin ve tekrar bir daha içeri girsin istemeyiz geçmiş olsun. Ama yine bu bilim insanına azap edildi yani. Bilmem kaç ayı içeride geçti. Bir diğer konu Meral Akşener bir kalp çarpıntısı ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı Ankara Güven Hastanesi. Mansur Yavaş'ın tweet'i dikkatimi çekti. Mansur Yavaş CHP'li belediye başkanı esasen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dikkat çekici Meral Akşener'e genel başkanımız biçiminde hitap etmesi önemliydi. Her ne kadar e, yapılan açıklamalarda da e, Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu e, bir ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı müşahede altına alındı ve e, bugün taburcu edileceği açıklandı. Çok sayıda geçmiş olsun dilekleri var. Biz de Meral Akşener'e geçmiş olsun diyoruz ki önümüzdeki aylarda gerçekten Türkiye'nin dikkatle takip ettiği edeceği liderlerden biri olacak. Ona çok iş büyük görevler düşüyor. Evet. Bir diğer konuda Ahmet Davutoğlu'nun girişte de bahsettiğim çıkışı, açıklamaları filan. Bu Gazete Pencere'nin dünkü manşetiydi. Gayet güzel toparlamışlar. Altılı masada imza yetki muamması vesaire. Ahmet Davutoğlu özellikle bu güçlendirilmiş parlamenter sistem seçimden sonra altılı masanın adayı kazanırsa ne olacak filan gibi konularda açıklamalar yaptı. Liderlerin tümü karar mekanizmasının içinde olacak dedi. Ve eğer seçtiğimiz cumhurbaşkanı ...sizin oylarınız düşük... ...ben karar vereceğim derse... ...kriz çıkar, meclis desteğini kaybeder... ...yeniden seçime gideriz... ...ifadelerini kullandı. Nerede? Habertürk yayınında. Ee, tabii bi bir soğuk duş... Altı, ...altılı masaya. Ee, Ahmet Davutoğlu... ...ve onun partisinin oy oranı... ...kaçtır bilmiyoruz ama kamuoyu anketlerinde... ...yüzde bir civarında ifade ediliyor. Hatta... ...kim anketlerde 0.3... ...0.5 biçiminde ifade ediliyor... Bazı anketlere de girmiyor. Diğer partiler kategorisinde yer alıyor. Burada kendini de kastederek öyle bir açıklama yaptı. Biraz daha büyüterek göstereyim. Kriz çıkar kutusu. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı. Sizin oylarınız düşük ben karar vereceğim derse kriz çıkar. Yani beni dinlemezse benim partimi dinlemezse kriz çıkar dedi. E, ve e, bu da işte sağa sola çekilen ifade oldu. Ahmet Davutoğlu'nun şahsı üzerinden polemik oldu. Altılı masada kriz mi var, ne olacak, nereye gidiyor gibi şeyler oldu. Çok fazla bir şey olduğu yok. E, bu konu e, sadece Ahmet Davutoğlu'nun Habertürk'te söylemesi ve öyle parlayıp tekrar sönmesiyle eşdeğer. Yani çok fazla bir şey olacağı yok. Eser Karakaş... Sayın Davutoğlu profesörsünüz, başbakanlık yaptınız. Cümle kurarken lütfen, lütfen, yanlış anlaşılmaya müsait cümle kurmayın. Çok zor olmasa gerek muhtemelen sizin için filan diyor. İmza yetkisi açıklamam yanlış anlaşıldı. Sen ne anlattıysan öyle anlaşıldı. Senin laflar ortada yani. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Evet. O arada Ahmet Takan'ın kulis bilgisi biraz ortalığı salladı. Neymiş efendim? Ahmet Davutoğlu Meral Akşener'le pazarlık yapmış ve İYİ Parti listesinden Meral Hanım'dan 40 milletvekili istedi diyor. Gerçi Ahmet Takan attığı tweette yorum da yapmış. Serok Ahmet demiş ki Serok Ahmet lafını daha çok Bahçeli kullanıyor Ahmet Davutoğlu'na hitaben. Bir gazeteciye çok yakışan bir ifade midir değil midir oraya girmeyeceğim ama bu iddia gerçeklikten uzak. Yani hayatın gerçekleriyle, altılı masanın gerçekleriyle çok fazla bağdaşmıyor. Millet İttifakı veya altılı masa ortak liste çıkarsa bile kaç milletvekili hedefleyecek veya kaç milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokacak ki bunun 40'ı Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisinden olacak. Hayal. Yani grup kuracak parti milletvekili sayısı 20 milletvekili sayısı bile Ahmet Davutoğlu ve partisi açısından şu aşamada hayal. O açıdan bu iddiayı da çok fazla ciddiye almaya değer bulmuyorum ama ciddiye alınacak bir şey varsa o da dünkü sabah gazetesinde duyurulan işte şu iki kutu. Altılı Masa'nın önerdiği model sivil darbedir diyor. İşte bu Ahmet Davutoğlu'nun çıkışıyla filan başlayan. Daha evvel Temel Karamoğlu da söylemişti işte. Liderler eş güdüm halinde Cumhurbaşkanı ile birlikte çalışacaklar falan. Adeta bir koalisyon gibi filan demişti. BBC Türkçe'ye verdiği röportajda veya söyleşide. Üç kere koalisyon kelimesi kullanmıştı ki koalisyon kelimesinin yasaklanması gerekiyor. Yani koalisyon kelimesi seçmen tabanında hele özellikle muhafazakar seçmen tabanında alerjiye yol açan bir kelimedir. Bu kelimeden bu kelimeyi literatürden çıkarmak gerekiyor. En azından seçim döneminde. Evet koalisyon kötü bir şey değildir koalisyon diye bir kelime vardır koalisyon diye bir sistem vardır Avrupa'da pek çok ülkede hükümetler bu şekilde kuruluyor ve ülkeyi idare ediyorlar ama Türkiye gerçekleri biraz farklı. En azından seçime kadar bunun telaffuz edilmemesi altılı masanın yararına olur. Hemen sağ kutuda da Mehmet Barlas altılı masada kavga henüz başlamadı diyor. Belli ki yani neyi kastediyorsunuz? Bir takım kavga ee, bir takım kavgalar veya anlaşmazlıklar bir yerlerde pişiriliyor mu acaba hazırlanıyor mu ileriye matuf bilmiyoruz onu zamanla görürüz Pervin Bull'dan son günlerdeki çıkışıyla çıkışlarıyla dikkat çekiyor en son bu çıkışı veya bu sözleri önemli diyor ki biz kendi adayımızı çıkaracağız ve kendi adayımızın ikinci tura kalması için büyük bir seferberlikle çalışacağız HDP yani HDP'nin bu noktada çok fazla HDP'ye bir şey söylenecek, kınanacak, ya sen ne yapmaya çalışıyorsun falan denecek hali yok. Yani HDP bir parti fakat yok sayılıyor, şeytanlaştırılıyor. HDP kabul edilmiyor, HDP ile görüşülmüyor. Görüşülse bile çıkışta yan yana ortak açıklama bile yapmıyor liderler. Altılı masada zaten yok, olması da şu aşamada mümkün değil. Bu zaten liderlerin ifadelerinde de kendini gösteriyor. Fakat bu derece dış kapının dış mandalı olmayı da hak etmiyor. Yani siz %0.3'lük, %0.5'lik partilerle bir masa kuruyorsunuz. Genel başkanından başka kimsenin bilinmediği partilerle oturuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Haydarbaş'ın oğlunun partisine bile muhatap alıyorsunuz. O size geliyor, siz ona gidiyorsunuz. Ondan sonra HDP gibi bir parti. Türkiye'nin üçüncü büyük bir partisi. Onu yok sayıyorsunuz. Terörize ediyorsunuz. Terörle eş tutuyorsunuz. Onlar masadaysa biz yokuz falan diyorsunuz. Bu derece yıpratıcı ve bu, bu derece kötü muameleyi hak etmiyor bu parti. Ve bu, bu muamelenin ardından HDP ne söylerse söylesin. Kesinlikle ve kesinlikle kınanmayı, eleştirilmeyi, ya sen ne yapmaya çalışıyorsun, altılı masaya destek vereceksin işte, altılı masa kimi çıkartırsa siz de onun arkasında hizalanacaksınız falan demeyi de hak etmiyor. HDP'de ne yaptı? HDP'de ben kendi Cumhurbaşkanı adayımı çıkaracağım dedi. Ama şunu bilmiyoruz, bunu söylemediler zaten. Yani biz işte altılı masanın çıkaracağı ortak Cumhurbaşkanı adayını desteklemiyoruz, biz sadece kendi adayımıza destek vereceğiz. Altılı masa ne yaparsa yapsın yokuz falan demedi. Hala orada işbirliği kapısı açık. Orada hani yeşil veya kırmızı ışık değil ama belki sarı ışık yanmaya devam ediyor ki zaten Selahattin Demirtaş da e, cezaevinden yaptığı açıklamalarda attığı tweetlerde bunun altını çiziyor. Önemli olan ortak aday diyor. Ortak adayı çıkaralım. Ortak adayın etrafında kenetlenelim. Hatta bir mesajında da şunu söylüyor. Yani yani altılı masa hiç konuşmasa daha iyi. En azından %50'nin üzerindeki oy oranını korurdu. Konuştukça bu oranı aşağı çekiyor. Mealinde açıklamaları var. Son dönemde gönderdiği açıklamalarda, sorulara verdiği cevaplarda, tweetlerde bunu gözlemliyorsunuz. Bir diğer konu Özgür Özel'in basın toplantısı. Özgür Özel büyük bir beklenti daha doğrusu yani şeyden önce iki gün önce açıklamasından bir gün önce ben yarın öyle bir şey söyleyeceğim ki işte efendim büyük olay olacak ve başıma bir şey gelirse bunu da işte güvendiğim insanlara falan emanet ettim falan gibi bir büyük bir beklentiye yol açtı. Acaba ne oluyor ne geliyor falan dedirtti. Halbuki Özgür Özel ortada bir insan gün aşırı açıklamalar yapıyor tweet atıyor son derece aktif CHP'nin grup başkan vekili bir elinde ne varsa zaten şöyle, eğer başına bir şey gelecekse hemen söyle yani bunu bekletme başıma bir şey gelecek yarın büyük bir şey patlatacağım Süleyman Soylu hakkında başıma da bir şey gelebilir yani bu bir şov mudur bu bir gel gel yapmak mıdır yarın için beklentiyi körüklemek midir yani ertesi gün açıklayacağı gelişmede neyse artık onun için beklentiyi körüklemek midir? belki de buydu. Yani yapacağı açıklamanın güzel reklamını yaptı. Ama açıkçası Özgür Özel, onun üslubu, onun tarzı, patlatacağı şey her neyse bilenler açısından, tanıyanlar, tanıyanlar açısından öyle çok büyük bir beklenti olduğunu, oluştuğunu görmedim ki mesela bunlardan biri de benim. Ertesi gün olup da ya Özgür Özel ne demiş? İşte bak saat sayıyoruz. Ne zamandı basın toplantısı? Geldi mi? Geliyor mu? Böyle bir beklenti içerisine girmedim. Nasılsa bir şey söylerse Twitter'da önümüze düşer diye baktım. Nitekim çok fazla aklımda olmayan bir saatte de Özgür Özel'in açıklamaları başladı. Ve işte Twitter'da açıklamalardan parçalar önüme düşmeye başladı. Şimdi bir kere böyle bir şey var. Yani başıma bir şey gelirse... Lafının da altını boşaltmamak gerekiyor. Bu laf Çokça kullanılan bir laf, çokça söylenen bir laf ama özellikle son dönemde Sedat Peker'in ifadeleriyle e, gündeme geldi. Sedat Peker e, doğal olarak e, yaşanan süreçte ortada. E, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir pazarlık var. Bu, bu pazarlığın da bir sonucu olarak sustu, susturuldu. Tweet bile atamıyor, e, dijital bir tecrit altında haliyle hiçbir şey yapamıyor. Ondan dolayı Sedat Peker yakınları vasıtasıyla, ...bir takım isimlere veya gazetecilere haber ulaştırarak... ...dedi ki yani başıma bir şey gelirse... ...ben bir takım dosyalar, belgeler, videolar, neyse belki kayıtlar hazırladım... ...onu da güvendiğim insanlara emanet ettim... ...başıma bir şey gelirse onlar bunu açıklayacaklar... ...bu normal bir şey... ...yani dijital tecrit altında olan bir insan... ...başına da her şey gelebilme ihtimali olan bir insan... ...yakalanabilir, iade edilebilir, Türkiye'de hapse tıkılabilir... ...Birleşik Arap Emirlikleri'nde hapse atılabilir filan... ...neyse... Bu o açıdan normal veya normal görülebilecek bir durum. Kimse bunu yadırgamadı. Ama Türkiye'de bir siyasetçinin gelişi güzel bir basın toplantısı için böyle bir ifade kullanması elbette yadırgatıcı bir durum. Ayrıca, "Yahu siz CHP'de grup başkan vekilisiniz, milletvekili dokunulmazlığınız var filan. Eğer siz bile bir şeyi açıklayacağınız zaman bir basın toplantısı yapacağınız zaman başıma bir şey gelirse buradaki bilgileri güvendiğim insanlara emanet ettim diyorsanız o tür, o ülkenin vay haline. O ülkenin vay haline. Diyecek bir şey yok. Ha neyi açıkladı? Eminimsi isimli Twitter hesabını yöneten Emin Şen'in Süleyman Soylu'nun uzun yıllardır adamı olduğunu, onun müsteşarı ya da danışmanı pozisyonunda İçişleri Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'ndan önce de Çalışma Bakanlığı döneminde, AKP'de Teşkilat Başkanlığı döneminde filan hep Süleyman Soylu'yla beraber oldu. Ve Süleyman Soylu'nun sosyal ağlardaki e, işlerini yönettiği e, ve bir troll ekibi kurduğu, bu troll ekibinin 8000 kişiye kadar ulaştığı ve bir takım devletten ihaleler aldıkları, zenginleştikleri, nemalandıkları ve işte saldırın denildiği zaman da işte belli odaklara ...veya muhalif kesimlere saldırıldığı... ...Twitter'da veya farklı sosyal ağlarda operasyonlar düzenlendiği filan. Şimdi bu konu bilinmeyen bir konu değil. Bu zaten 10 yıldan uzun bir süredir AKP. Bir tane troll ekibi de yok. Belki onlarca, düzinelerce troll ekibi var. Yani Pelikan'ın ayrı, Fahrettin'in ayrı, bakanlıkların ayrı, MIT'in ayrı. Hangi birini söyleyeyim? Medyadaki oluşumların ayrı. Yani 10 yılı aşkın bir süre sosyal ağlara hakim olamayan AKP troll orduları kurdu. Yani o 8 bin diyor belki 80 bin. Bilmiyoruz yani. Ve bunlar parayla iş yapan insanlar, devletten nemalanan insanlar ve bir anlamda bindirilmiş kıtalar. Ve bir anlamda da sahiplerine çalışıyorlar. Kiminin sahibi saray, kim sarayda oturuyor. Kiminin sahibi İçişleri Bakanlığı'nda oturuyor. Özgür Özel'in örneğinde, basın toplantısı örneğinde verdiği gibi. Kiminin sahibi Milli İstihbarat'ta oturuyor filan. Kiminin sahibi medyada belli yerlerde oturuyor. Kiminin sahibi turkuaz medyada işte. Al bayrak grubu falan. Kiminin sahibi de boğazdaki bir yalıda oturuyor pelikan çetesi. Ee, bu bilinmeyen bir şey değil. 10 yılı aşkın bir süredir bilinen bir konu. Zaten literatürde de troll, aktrol, troliçe gibi kelimeler uzun yıllar önce girdi. Haliyle yeni bir şey değil. Fakat dehşet verici olan konulardan birinin altını Feyzi İşbaşaran çizmiş. 183 yıllık jandarma teşkilatı ve 178 yıllık polis teşkilatının sosyal medya hesaplarını soylunun troll başı Emin Şen yönetiyormuş. Yuh olsun diyor. Yuhlar olsun. Şimdi burada e, devletin her tarafı temiz de bu iki teşkilatı e, trollere teslim etmişsiniz gibi bir anlam da çıkabilir. Aslında her yer troller tarafından tutulmuş. Allah aşkına yani... Adalet Bakanlığı'nda Adalet Bakanlığı'nın hesaplarını yönetenler, Milli Savunma'nın hesaplarını yönetenler başka bir şey mi? Fahrettin en baba trol başlarından biri değil mi Fahrettin Altın Cimer'in başında? Onun yönettiği hesaplar, Cumhurbaşkanlığı hesapları, işte iletişim hesapları şunlar bunlar. Hep öyle. Yani mesele 183 yıllık jandarma teşkilatı ve 178 yıllık polis teşkilatıyla Kalsaydı, Aldı kaldı ki o polis teşkilatının halinde görüyorsunuz. Tetikçilere eskortluk yapar duruma geldi. Sinan Ateş cinayetini kastederek söylüyorum. O kadar eski ki Özgür Özel'in e, eminimsi hesabını deşifre etmesi, Emre Uslu hatırlatmış, bunu 28 Aralık 2013'te deşifre etmiş. Tweet'in tarihi burada hala da yayında bakabilirsiniz. 28 Aralık 2013'te deşifre etmiş, diyor ki açıklıyorum. AKP'nin sosyal mer medya merkezlerinden biri işte Farsukeyer'de adresi vermiş. Sahibi e, cemaate hakaretçisi Eminimsi Süleyman Soylu var arkasında. Tarih 2013 Aralık, yani neredeyse 10 yıl önce. 2010 yılından beri bu adam zaten şeyle Eminimsi denilen kişi Süleyman Soylu'nun ekibi, onun Trolbaşı olarak çalışıyor. Bunu ta Aralık 2013'te Emre da koymuş. CHP'nin bunu keşfetmesi, işte bir takım belgeleriyle falan ortaya koyması belli ki 9-10 sene sürdü. Araştırmalar elbette yani bu kadar sürüyor. Tabii burada bir e, e, iyi konu var. Bazı konular maalesef muhalefet dile getirmeden, bir muhalefet partisi veya bir muhalefet milletvekili ya da bir e, genel başkan e, bu konunun altını çizmeden ya da Türkiye Medya Mahallesi'ndeki bir medya grubu falan bunun üzerine gitmeden kamuoyunun gündemine gelmiyor ve tartışılmıyor, konuşulmuyor. Özgür Özel'in yaptığı bir anlamda bunun kamuoyuna bir kere daha kamuoyu gündemine gelmesi ve tartışılmasının sağlanması oldu. Emre Uslu veya yurt dışındaki gazeteciler veya farklı isimler bu tür, bu tür iddiaları belgeleriyle ortaya koysalar dahi görülmezken işte CHP yapınca görülüyor. O açıdan gündeme gelmiş oluyor. Belki tek iyi yanı bu hadisenin. Ben başıma bir şey gelirse den devam etmek istiyorum. Eski Ülke Ocakları Başkanı Alaaddin Aldemir Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Başıma bir şey gelirse diye iki yıl önce çektiğim kasetler var. Ölürsen bunlar yayınlanacak. Türkeş'in kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman diyor. Muhtemelen Devlet Bahçeli ile ilgili bilgiler, ifşaatlar olabilir. Ama işte herkes, bu, bunlar sadece birkaç örnek. Eski Ülke Ocakları Başkanı dahi, e, yani, bir ön, yani bir önceki Ülke Ocakları Başkanı'nı 2019-2020 döneminin Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'i öldürdüler Ankara'da. Ankara'nın merkezinde, güpe gündüz. Haliyle e, MHP Genel Merkezi'nden veya Ülke Ocakları Teşkilatı'ndan kopan insanlar da ister istemez benzer bir şey bizim de başımıza gelir mi diye endişe ediyor. Ondan dolayı herkes başıma bir şey gelirse diye bir yerlere bir şeyler koyuyor. Evet. Böyle bir şey oldu. Yani işte vay bu devletin haline. Eski ülke ocakları başkanı da başıma bir şey gelirse diye bir yerlere bilgi belge emanet ediyor. CHP grup başkan vekili de başıma bir şey gelirse diye bir yerlere bir şeyler emanet ediyor. Devletin içine düştüğü durum o açıdan endişe verici. Sinan Ateş'le devam edelim. Sinan Ateş dönemi girişte de söyledim. Biraz soğumaya terk edilmiş gibi eski ateşi kalmadı. Eski enerjisi kalmadı gibi. Tabi ne kadar büyük bir cinayet olursa olsun bu olayın yaklaşık iki hafta kadar gündemde kalması da önemliydi. Ki bunda da muhtemelen sarayın etkisi var. Ve MHP'ye, MHP Genel Merkezi'ne, MHP Genel Merkezi'ne bağlı emniyet müdürlerine veya işte mafya çetelerine rağmen bu olay büyüdü ve biraz kontrolden çıktı MHP genel merkezinin kontrolünden çıktı o açıdan da MHP genel merkezinde büyük bir rahatsızlık var iktidar arasında bir masa altından tekmeleşme veya işte efendim karşılıklı bir resleşme söz konusu her ne hal ise fakat bu durumun konuşulması ve bu durumun günlerde tutulması gerekiyor. Eser Karakaş Çetin Altan'ın meşhur sözünü hatırlatmış. Bir gazeteciyi tanımak için ne yazdığına değil hangi konulara hiç girmediğine bakmak lazım diyerek bazı yazarların bu konuya hiç girmediğine dikkat çekmiş. Kastettiği iktidara yakın yazarlar değil elbette muhtemelen muhalefet medyasını da kastediyor Eser Hoca. Evet. O arada Devlet Bahçeli 28 Aralık'tan bu yana tweet atmıyordu ve 28 Aralık'tan so bu, bu tarafa attığı ilk tweet Burhan Çaça'nın e, vefatı dolayısıyla attığı tweet. Hatta ben Twitter sayfasını da getireyim ekrana. Burhan Ç e, Burhan e, Çaça'nın vefatı dolayısıyla, ünlü Türkücü 63 yaşında vefat etmiş kalp rahatsızlığından dolayı. Burhan Çaça'nın vefatı dolayısıyla iki tweet attı üst üste ve taziye diledi, başsağlığı diledi filan. Yani önceki tweet'i de görüyorsunuz işte Ahmet Davutoğlu'na hitaben 28 Aralık'ta attığı tweet. Yani Sinan Ateş'in öldürülmesinden önce. Bir Türk halk müziği sanatçısına sanatçısının vefatı üzerine iki tweet atıyorsunuz. iki taziye tweet'i atıyorsunuz ama e, Sinan Ateş sizin ülke ocakları başkanınız hakkında Tek kelime etmiyorsunuz, taziyede bile bulunmuyorsunuz ki zaten mesela bu tweetin altına Serkan Öztürk paylaşmış şu fotoğrafı görüp vicdanın nasıl rahat edersenin devlet diyor kız kızlarıyla beraber Sinan Ateş'in fotoğrafı ki zaten bu fotoğraf yürekleri dağladı onu da belirtelim. Bir e, türkücü için Twitter orucunu 15 gün sonra bozuyorsun ama senin ülke ocakları başkanın Ankara'nın ortasında katlediliyor. Laf ola beri gele bir taziye mesajı dahi yayınlamıyorsun. Hoş bunların yaşanacağını tahmin etseydi MHP Genel Merkezi o taziye tweet'i e atılmıştı. Ama e, bu konunu, bu konuyu kontrol edeceklerini, bu konuyu büyütmeden çözeceklerini, ört örtbas edeceklerini düşünürler Bir iki gün konuşulur geçer yılbaşı rehaveti zaten falan yılbaşı tatiline de denk geliyor falan. Biz işte 2 Ocak'ta 3 Ocak'ta görevimizin başına döndüğümüzde tatilden çıktığımızda Sinan Ateş çoktan defnedilmiş konu kapanmış olur diye baktılar. Belki bir iki tetikçi yakalanır adalete teslim edilir. Onların da arasındaki işte bir iki kişisel kin veya işte uyuşturucuyla alakalı belki bir mesele falan var deyip kapatırız zannettiler. Olmadı. Olay kapanmadı. Erk Acarer eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'taki vefatıyla ilgili olarak bir dizi tweet paylaşmış ki önemli. 17 Haziran'da cinayetle ilgili ilk toplantının yapıldığını söylüyor Erk Acarer. Bu çok gizli toplantı Beykoz İsaklı Köy'de gerçekleştirildi diyor ve toplantıya MHP milletvekili Olcay Kılavuz, ülke ocakları genel başkan yardımcısı Ömer Şanlı, MHP MK MYK üyesi Nevzat Ünlü Türk ve şu an tutuklu MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ile avukat Serdar Öktemin katıldığını e, iddia etmiş. Ünlü Türk hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilmiş ancak Ünlü Türk bu iddiaları yalanlamıştı diyor. Öktem'in kritik bir rolü olduğunuysa kamuoyunda çok fazla tartışıldı. Serdar Öktem avukat. MHP'ye yakın tüm çete ve kriminal kişilerin avukatlığını yapmak ve bu temasların nedeniyle bağlantıları kurabilmek. Bu toplantıda cinayetin önce Yusuf Hasan Özpolat isimli tetikçiye verilmesi kararlaştırılıyor. Fakat Kılavuz Türkmen Dağı'na gidip gelen ve kendisini Uğur Köroğlu'nun adamıymış gibi gösteren Dodola kaplı Doğukan Çep'e verilmesinin daha uygun olacağını beyan ediyor diyor. Özcan Kılavuz'un. Dodo ile anlaşma yapılıyor ve ihale ona veriliyor diyor. Sıralı tweetler okunabilir. Son derece enteresan yeni bir boyut. Ve bu konuda dün Cevheri Güven'in paylaştığı Sinan Ateş suikasti ikinci perde Beykoz'da, Beykoz'daki in demiş. Ve Beykoz'da bir otelde bir tatil köyünde ele geçirildi. Doğukan Çep, Dodola kaplı tetikçilerden biri onun ilişkilerini, ilişki ağını ve orayı adeta tetikçilerin, o otelin adeta tetikçilerin üssü olarak kullanıldığını ve muazzam bir dokunulmazlığı olduğunu, sıradan müşterilerin alınmadığını, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar vesaire gibi müdavimleri olduğunu, savcıların ve yargıçların da oraya gidip geldiğini, emniyet amirlerinin de oraya takıldığını falan ifade ediyor. Ve e, o otelle ilgili kayıtların yani Doğukan Çep'in yakalandığı otelle ilgili kayıtların da İstanbul Emniyeti tarafından Ankara Emniyeti'nden kaçırıldığını iddia ediyor. İkinci videoyu çekti Cevheri Güven. İlkini de seyredin, ikincisini de seyredin. Gerçekten son derece enteresan bilgiler var. Bu gazeteciler dışında bu konuyu çok fazla takip eden de kalmadığı Türkiye'de yeni bilgi ve belge akışı yok anlaşılan son birkaç gündür durum bu. Gene olay yurt dışındaki gazetecilere ihale edilmiş gibi ya da yurt dışındaki gazetecilere gene bu konuda çok iş düşüyor. Diyelim ve Türkiye'nin aslında gerçek gündemiyle devam edelim. Bakın Türkiye'nin gerçek gündemi bu hayat pahalılığı. Enflasyon değil. Enflasyon başka, hayat pahalılığı başka. Bakın enflasyon 400 farklı parametreyle hesap edilen bir şey. İnşaat borusu da var orada. Ne bileyim hayvan Maması da var. Ne bileyim e, aklınıza gelebilecek her türlü unsur oraya konmuş durumda. Yani enflasyon sadece et, süt, yumurta, sebze, meyve, ekmek <laughs> bununla hesap edilmiyor. Şimdi halkın ödediği 3-5 kalem fatura var. Kirası var. Elektrik, gaz, su gibi faturaları var. internet gibi, telefon gibi faturaları var. Bir de mutfağındaki temel ihtiyaç maddeleri var. 8-10 kalem işte yağdır, ettir, e, ne bileyim, e, süt ürünleridir, sebzedir, meyvedir, e, eğer alabiliyorsa, e, ekmektir, bir, bir takım tahıl. İşte bunlar yani. Toplasanız 10-15 kalemi geçmez. Bunlar da bunların artışı, 2'ye 3'e katlanması ve hemen her markete gidişte her hafta fark e, e, her hafta yapılan market alışverişinde bir önceki haftaya göre fiyatların farklılaştığını gören halkın hissettiği hayat pahalılığı önemli. Enflasyonun 80, 65, 50 olarak açıklanması değil. Bu fotoğraf şok marketten getirdim. O 3 harfli marketlerden biri. Ocak ayında 1000 üründe fiyatları sabitledik diyor. Hemen altında Domestos çamaşır suyunun fiyatı sabitlenen ürünlerden biri olduğunu 23.70 olarak fiyatı sabitlenen ürünlerden biri olduğunu görüyorsunuz ki bu fiyatları sabitleme emri de saraydan giden emir. Seçime kadar benim başımı belaya sokmayın. Fiyatları sabitleyin talimatı gitti saraydan bu marketlere. Fakat görüyorsunuz ocak ayında sabitledik dediği 23.70'e sabitledik dediği ürünü 25.50'ye çıkarmış. Hem de ne zaman yani daha Ocak ayının bitmesine 20 gün kala. Ocağın onun 10. 10'unda 12'sinde fiyat değişiyor. Durum böyle. Bir başka Türkiye gerçeği. Zarar havalimanı. Neresi? Zafer, Zafer havalimanı. Bu yap işlet devret falan modeli. E, yolcu garantili e, işletmelerde, yolcu garantili verilen ihalelerde simge noktalardan biridir. E, Zafer havalimanı Kütahya'da. Yolcu garantili yaptırılmış Geçen yıl 1317 yolcu garantisi verilmiş ancak havalimanına 24 bin yolcu kullanmış garanti ödemesi 6.8 milyon euro TL olarak 138 milyon TL. 50 milyon euroya yapılan havalimanından limanında bugüne kadarki garanti ödemelerin toplamı yaklaşık 60 milyon euroya ulaşmış. 50 milyona yapılmış bugüne kadar 60 milyon euroya ödenmiş. Yani yapan firma çoktan parasını çıkarmış şu anda artık para sayma makineleriyle hazineden aldığı milletin parasını sayıyor. Bir başka gerçek gündem. Cepte 3 taksit sınırı geldi. Şimdi vade sınırı uygulaması var. Zaten şu var yani Türkiye'de her yerde bir sınırlama ve her yerde bir müdahale var. Bu zaten serbest piyasa ekonomisine ve bunun din dinamiklerine ters bir şey de artık onu konuşmuyoruz. Limiti 5000 liradan 12.000 TL'ye çıkarılmış cep telefonu e, alışverişinde. 12.000 TL'nin üzerindeki cep telefonları için alınacak kredilerde en fazla 3 taksit uygulanacakmış. 12.000 TL'ye cep telefonu yok zaten. Onu geçtik. Birazdan zaten cep telefonu fiyatlarını kıyaslayacağım Batı ile Türkiye arasında. Onu geçtik 3 taksitte alacaksın bunu diyor. Yani kişi 20 bin liralık 30 bin liralık telefonu 10 bin ödeyecek. Taksit sınırı da koyamazsın başka bir şey. Fakat Taksi sınırı konmasının nedeni enflasyonist ortam. Başka bir şey değil. Bakın size iPhone fiyatını kıyaslayacağım. Bu Türkiye'deki dün yani 12 Ocak 2023 itibariyle Türkiye Apple mağazasında iPhone 14 başlangıç modeli için seçtiğim şey başlangıç modelinin fiyatı. Ben bir şey seçmedim de başlangıç modelinin fiyatı iPhone 14 128 GB hafızalı ee, cep telefonunun Türkiye fiyatı 31.000 TL. Bunun dolar karşılığı 1650, dünkü dolar karşılığı 1650 dolar. Firma KDV ve yasal ücretler dahildir. Yaklaşık 13.489 TL'sini siz vergi olarak ödüyorsunuz diyor. Yani Apple diyor ki yani bu fiyatın yarısı vergi bizim üzerimize gelmeyin diyor. Üzeri şeyi atmış. Devlete atmış topu. Fakat dramatik olan şey şu. iPhone 14'ün başlangıç modelinin Türkiye satış fiyatı 1650 dolar. Bu da aynı modelin Amerika satış fiyatı. 829 dolar vergi dahil. Vergi dahil 829 dolar. Bunun 30 doları vergi sadece. Yani Apple'a Apple'a giden para 799 dolar. Orada Amerikan devletine giden, Amerikan hazinesine giden para 30 dolar. Şimdi Amerika'daki iPhone, Amerika'da 800 29, 30 diyelim. 830 dolara aldığınız iPhone'u Türkiye'de 1650 dolara alıyorsunuz. Yani tam iki katı. 1660 olsa tam iki katı olacak. Yani Türkiye sattığı her iPhone'da, her Apple ürününde üretici firmadan yani Apple'dan daha çok kazanıyor. Hiçbir yatırım yapmadığı halde, Türkiye'de telefon fabrikası olmadığı halde koyduğu vergiyle. Bir Türkiye manzarası, bir başka Türkiye manzarası ki bu çok daha çarpıcı. Safiri bilir misiniz İstanbul'da? İstanbullular bilirler. Yapıldığı dönem Türkiye'nin en yüksek binasıydı. En yüksek gökdeleniydi. Hatta Avrupa'da dördüncü sıradaydı. Bu Safir Kiler grubunundu. Halkbank 583 milyon TL'lik kredi borcu karşılığında bu gökdelene el koymuştu. Böylelikle de borcu sıfırlamıştı. Kiler Kiler grubunun borcu sıfırlanmıştı. 3 yıl sonra Kiler grubu bu gökdeleni 905 milyon TL'ye almış Halkbank'tan. Satın almış. O gün 583 milyon TL'lik kredi borcuna karşılık Halkbank bu gökdelene el koyarken dolar 5 liraydı. Bugün 905 milyon TL'ye tekrar Kiler grubuna geçerken dolar 18 lira. Başka çarpıcı bir şey söyleyeyim. Halkbank 3 yıl niye bu binayı elinde tuttu? derhal elinden çıkarması gerekiyordu. O günkü koşullarda başka birine satması gerekiyordu. Yani satışa koyması ve gelen müşteriye satması gerekiyordu. Fiyatı veren müşteriye satması gerekiyordu. Soru bir bu. 3 yıl neden elinde tuttu? Tekrar kiler grubuna vermek için mi? Soru 2. Neden 905 milyon TL'ye verdi? Binanın şey, Yani orada 147 mesken var, daire var, iş yeri var. Koca gökdelen. Yapıldığı dönemde metrekaresi 10-12 bin TL'ydi. 10-12 bin da. özür dilerim. Dairelerin. Herkesin bildiği bir gökdelen bu. Safir. Ben size şunu söyleyeyim. Alın elinize hesap makinesini çarpın bölün. İşte bu 905 milyon TL'nin dolar karşılığı nedir? Pound karşılığı nedir? Ama size şunu söyleyeyim. Londra merkezde. Kensington Chelsea dediğimiz Londra'nın merkezi ve en işte metrekaresi pahalı olan bölgesi. Orada bu gökdelene verilen parayla böyle 8 odalı falan bir malikane alınır. Büyük bir house, büyük bir ev. Mansiyon deniyor İngilizce'de ya da işte bura tabiriyle alınır. Yani Londra merkezde 6 ila 8 odalı bir mansiyon fiyatına Türkiye'de gökdelen satıldı. Evet. Türkiye bu. O arada Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın ciddi bir servet erimesi söz konusu. 2022'de gerçekten çok yanlış işleri üst üste yaptı. Hele bu Twitter operasyonu bambaşka bir yere götürdü. Ben başlarda biraz dengeli yaklaşıyordum konuya. Yani bu adam dünyanın en zengin insanı. İşte 40 küsür milyar dolar vermiş, mutlaka bir ekibi vardır, bir düşüncesi vardır falan diye. Bunların hiçbirinin olmadığı ortaya çıktı ve çok kötü yönetiyor. Ve bu kötü yönetimi ve özellikle Twitter'daki performansı diğer şirketlerini de etkiledi. Ve dünyanın en zengini olma ünvanını Fransız Arnoya kaybetti. Ve Fransız Louis Vuitton ve Dior'un sahibi Bernard Arnault kızını bu arada Şirketler Grubunun başına geçirmiş. Bu da Avrupa'nın en büyük gruplarından biri. Evet. Süper zenginlerin dünyasından hani zenginin malı zürdün diliniyor hesabı bu haberi de vererek vermiş olarak hani gazetelerin son sayfası tadında bugünkü manşeti noktalayalım. Başıma bir şey gelirse... Allah'a şükür benim öyle bir videom... Öyle bir belgem, dökümanım yok... Başıma gelirse diye birilerine emanet edeceğim... Aileme emanet edeceğim... Arkadaşlarıma emanet edeceğim... Ne biliyorsak söylüyoruz... Ee, hiçbir bilgiyi, belgeyi... Hiçbir analizi... E, olgunlaştırdığımız yorumlarımızı... Ve programlarımızı... Bir sonraki güne dahi bırakmıyoruz... Hemen o gün bunu tüketiyoruz... Hemen o gün sizlerle paylaşıyoruz... Başıma bir şey gelirse diye ileriye dair bıraktığım bırakacağım bir bilgi bir belge bir hatıra sahibi değilim. Ne mutlu bana ve benim gibi düşünenlere, davrananlara ve işini böyle yapanlara. Bir sonraki manşette buluşmak üzere efendim. Herkese iyi hafta sonları.